Habertürk Ankara stüdyolarından herkese iyi günler. Avrupa ile yaşanan bir gerilim var. 15 Temmuz etkinlikleri öncesinde G20 zirvesi bitti. Türkiye'nin gündeminde önemli başlıklar var. İşte tüm bu önemli başlıkları çok değerli bir isimle konuşacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'le. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş gördük yayınımıza. Sağ olun öncelikle yayınımıza geldiğiniz için. G20 zirvesine de katıldınız. Onu ayrıntılı olarak konuşmak istiyorum ama bugünün sıcak gelişmesi bu Avrupa ile yaşanan gerilim. Aslında 16 Nisan referandumu öncesinde benzer gerginlikler yaşanmıştı. Bir nevi onun tekrarı da yaşanıyor gibi. Şimdi 15 Temmuz etkinliklerine yönelik bazı engelleme girişimleri var. Son olarak öncelikle Tuğrul Türkeş'in gideceği bir ziyaretle ilgili, yapacağı bir ziyaretle ilgili bir açıklama gelmişti. Son olarak bugün Ekonomi Bakanı'nın yapmayı planladığı bir ziyaretle ilgili. Gerçi Ekonomi Bakanlığı planlanmıyor dedi. Sonra Dışişleri Bakanlığı da kınayan bir açıklama yaptı ama nedir efendim son durum bunlarda? Bu ziyaretler gerçekleşecek mi? Kaç tane böyle ziyaret planlanmıştı ve Avrupa'nın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yorumluyorsunuz? Önce şuradan başlayalım. Bir kere yani Avrupa ile bizim bir gerilimimiz söz konusu değil. Hı hı. Ama Alman hükümeti özellikle 15 Temmuz sürecinde Türkiye'de yaşanan FETÖ darbe teşebbüsünün hemen ertesinde Avrupa'daki Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın yaptıkları bazı etkinlikleri engel olma çabasıyla bu süreç başladı. Tabii öncesinde bu 24 Nisan'la ilgili Avrupa bazı kurumlarının aldığı 24 Nisan kararını hariç tutarsa. Ama burada asıl olan sadece aslında Almanya ve Almanya ile birlikte hareket ettiğine zaman zaman tanık olduğumuz Avusturya ve Hollanda. Onun dışında diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili herhangi bir bu manada ne bir gerilimimiz var, dostane ilişkilerimizde, ikili ekonomik ve diplomatik ilişkilerimizde gayet olumlu bir şekilde, olumlu bir seyirde. Hı hı. Giriyor, devam ediyor. Mesela Belçika'da, Fransa'da, İngiltere'de UET'nin planladığı 12, 13 ve 14'ünde Temmuz'da 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği toplantılara bakanlarımız katılacak ve onlar planlanıyor. Hı hı. Sadece Almanya'da Almanya bir karar aldı. Dedi ki eğer başka bir ülkeden Almanya'daki bir etkinliğe konuşmacı olarak biri katılacaksa 10 gün öncesinden Dışişleri Bakanlığı kanalıyla izin almaları gerekiyor. Yoksa işte biz izin vermeyeceğiz. Bu normal bir prosedür değil. Bu bunu değil. Özel alındı herhalde değil mi? Tabii, bunu biz tabii teessüfle bunu hem Avrupa kamuoyuna, bütün Avrupa kamuoyuna hem Almanya'nın 80 milyon yurttaşına aslında sesleniyoruz. Bu tutum Türkiye'ye dönük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönük ve Türk milletine dönük bir hasmane tutumdur. Neden? Çünkü aynı Almanya'nın PKK terör örgütü başta olmak üzere DHKPC'ye de FETÖ terör örgütü elemanlarına da kucak açtığı, onları orada barındırdığı da herkesin malumudur. Şimdi onların düzenlediği bütün etkinliklere, mesela G20'deki protestolarda da bunlar etkin bir şekilde oralarda, sokaklarda göründüler. Onlara herhangi bir yaptırım uygulamazken, hatta PKK'nın elebaşlarının, Kandil'deki elebaşlarının Almanya'daki toplantılara canlı yayınla bağlanmasına izin verilirken, Türkiye Cumhuriyeti'nden bakanların oradaki yurttaşlarımızın düzenlediği bir etkinliğe konuşmacı olarak çağrılmasına izin verilmemesi, bırakın her şeyi, Avrupa Birliği'nin medeniyet değerleriyle örtüşmüyor. Yani demokrasi fikriyle, demokrasi kavramıyla, ifade özgürlüğüyle, fikir özgürlüğüyle, düşünce özgürlüğüyle bu değerlerin hiçbirisiyle uyuşmuyor. Bunu tabii biz şu şekilde görüyoruz. Yani Avrupa'da tabii bir seçim var ve Avrupa'da, Almanya'da kastettiğim, bu yıl çünkü Avrupa'nın diğer ülkelerinde de seçimler oldu. Almanya'daki seçimde yurt içi seçim hesapları üzerinden bunlar yapılıyor. Burada tabii Almanya toplumunun iş meselesi gibi de görmek lazım. Neden? Çünkü Avrupa'da merkez sağ ve merkez sol partilerde liderlikle ilgili sorunlar var. Bu liderlik orada karşı karşıya kalınan sorunları çözmeye yetmiyor. Yetmeyince marjinal grupların dümen suyuna takılıyorlar. Yani marjinal grupların beklentilerini popülist, ırkçı,
efendim milliyetçi, yabancı düşmanı, İslam düşmanı, İslamofobik eğilimleri engelleyecekleri yerde, bunlara dönük politikalar oluşturacakları yerde, bunun yerine buna güçleri yetmiyor. O konuşmaları, o görüşleri dillendiren aşırı uçların dümen suyuna girmelerinin sonucudur bu. Doğrudan yani bizim yapabileceğimiz burada çok fazla bir şey yok. Biz hukuk içerisinde kendi haklarımızı da elbette koruyarak, kullanarak ve dost ve müttefik ülkeye yakışır bir tutum sergilenmesini, ekonomimizin en önemli partnerlerinden, ticaretimizin en önemli ortaklarından birisi olan bir ülkeyle biz bu meselelerin barış içerisinde sürdürülmesinden, görüşülmesinden yanayız. Ama maalesef, maalesef bizim bütün platformlarda bunu dile getirmemize rağmen Alman hükümeti böyle bir tutum sergiliyor. Bunu da bunun Avrupa değerlerine aykırı olduğunu bütün Avrupa'ya söylüyoruz. İki, Almanya'ya da söylüyoruz. Kopenhag siyasi kriterleri aslında burada ihlal ediliyor. Bunu açıkça söylememiz gerekiyor. Burada Türkiye ile ilişkileri olan STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının, Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin düzenlediği etkinliklerdir. Onlar davetli olarak Türkiye'den bir hükümet üyesini, bir sayın bakanımızı, bir genel başkan yardımcımızı davet ediyorlar. Ve Almanya diyor ki hayır, ben buna izin vermiyorum. Gelip burada siz konuşmayın. Dolayısıyla aslında aynı zamanda kendi yurttaşı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının orada mukim, orada oy kullanabilen, Türkiye'de de oy kullanabilen vatandaşların demokratik haklarını kullanmaları engelleniyor. Burada Avrupa değerleriyle uyuşmazlık ve Avrupa değerlerine saldırı, onu ihlal aslında buradan geliyor. Biz yine hukuk içerisinde ve meşru zeminlerde biz bu tezlerimizi söylemeye ısrarcı olmaya devam ediyoruz. Peki doğru mu anlıyorum? Etkinlikler yapılacak ama etkinlikler bakanlar yapılacak. Katılmayacak. Hayır, Almanya'daki, Almanya'da 3 tane etkinlik planlanmıştı. Avusturya ve Hollanda için. Avusturya ve Hollanda ile ilgili olarak da UET'de kendisi etkinlikler yapıyor. Orada vatandaşlarımız bunlara katılıyor. Hükümet organizasyon üyelerinden katılıyor. Hayır, bizden hükümet üyelerinden katılım şu anda planlanmıyor. Ama diğerlerinde de az önce diğerlerinde tabii Belçika'da, Fransa'da, İngiltere'de ki etkinliklere bakanlarımız katılacaklar. Yani şu anda planlanmış. Bu şu, bizim düzenlediğimiz bir etkinlik değil. Aha, bu Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin düzenlediği etkinliktir. İşte hükümet üyeleri davet ediliyor. Davet ediliyor. Yani hı hı, buyurun siz de konuşmacı olarak katılın. Bu Türkiye için aslında çok önemli bir, yani 15 Temmuz ve 15 Temmuz'un hatırlanması, hatırda tutulması çok önemlidir. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk defa önceki askeri darbelerden çok çok farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti çökertilmek istendi. Bunu çok iyi biliyoruz böyle olduğunu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin çökertilmek istendiği ve 249 vatandaşımızın, 250 vatandaşımızın şehit edildiği, sivil ve masum insanın şehit edildiği bir menfur bir darbe teşebbüsünün yıl dönümünün hatırlanması, bunun idrak edilmesi, bu vesileyle bu olayın analiz edilmesi, gazilerimizin anılması ve bunun üzerinden Türkiye'de demokrasinin ve milli iradenin tahkim edilmesi, güçlendirilmesi, buna ait düşüncelerin tartışılması son derece önemlidir. Bunun vatandaşlarımızın yaşadığı Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde de, Almanya'da da, Avusturya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Belçika'da, İngiltere'de, bunların hepsinde vatandaşlarımız var, İsviçre'de. Bütün buralarda da anılması, buralarda da organizasyonlar yapılmasından daha doğal, daha tabii ve daha demokratik bir tutum ve tavır olamaz. Bu yapılacak ama Alman hükümeti veya işte onun dümen suyuna giren başka bazı hükümetler, bir iki tane daha hükümet eğer bunlara hayır, biz işte bakanlarınızın buraya gelip konuşmacı olarak bu etkinliklere katılmasını istemiyoruz diyorlarsa, başta Avrupa Birliği değerlerine aykırı davrandıklarını ve bizim bunu kaydettiğimizi,
kaydedeceğimizi ama haklarımızı da Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak, ülkesi ve milletiyle bunu gerekli bütün platformlarda dillendireceğimizi, bunları hesabı bir şekilde milletimize anlatacağımızı da ifade etmek istiyorum. G20 zirvesine geçelim mi efendim? Evet. Şimdi G20 zirvesi, bu zirvelerde hep gözümüz kulağımız o ikili görüşmelerde oluyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok önemli temasları oldu. ABD Başkanı'yla da görüştü, Rus liderle de görüştü. Tabii en çok öne çıkanları oldu. Şimdi bu görüşmelerde aslında bizim Türkiye'nin birçok beklentisi var hem ABD'den hem Rusya'dan, ama son dönemde konuştuğumuz bir de Afrin Harekatı hazırlığı var. Evet. Bu konuda, bu görüşmelerde nasıl gündeme geldi? Türkiye'nin tezlerini biliyoruz ama şimdi biliyoruz ki Afrin Harekatı Fırat Kalkanı gibi bir harekat değil. Orada çünkü YPG ile mücadele edilecek ve YPG'nin arkasında Rusya ve ABD var. ABD ve Rusya'ya rağmen Türkiye böyle bir operasyona girebilir mi? Bu görüşmelerde bu konu nasıl gündeme geldi? Afrin Harekatı ne kadar olası? Özellikle de Rusya'nın bakışını merak ediyorum. Bu konuda bize biraz izlenimlerinizi paylaşabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı şey şu. Türkiye Cumhuriyeti bir, kendi güvenliğini önceliyor. Bu çok önemli bir konu. İki, bölgenin istikrarını bu bağlamda, bölgenin de istikrarını önemsiyor. Türkiye sınırlarımızın hemen dışında bir PKK devletinin oluşmasına veya teşekkülüne yol açacak herhangi bir oldu bittiye göz yummayacağını, Türkiye için bunun bir hayat memat meselesi olduğunu, Türkiye bütün platformlarda olduğu gibi bu ikili görüşmelerde de dile getiriyor. Bunu söylüyor. Burada biz kararlıyız. Bu bizim güvenliğimiz. Eğer mesele DAEŞ ise, DAEŞ ile mücadele ise, bu sorunun başlangıcı, biz burada her türlü katkıyı, desteği verebileceğimizi, verdiğimizi, bu mücadeleyi çok etkin bir şekilde yaptığımızı, yapabildiğimizi, daha önceki yani son 5-6 ay içerisindeki Elbap'ta vesairede yapılan harekatlarda Türkiye bunu ortaya koydu. Dolayısıyla burada başkasının ne düşündüğünden daha çok biz kendimiz, kendi güvenliğimiz açısından ne kadar kararlı olduğumuzu, bunu ne kadar önemli gördüğümüzü ve bununla ilgili bütün gücümüzle bunu hayata geçireceğimizi söylüyoruz. Mesele bu. Burada dostlarımızın, müttefiklerin, biz bölgede savaş istemiyoruz. İki, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bölgede istikrar istiyoruz. İstikrar istiyoruz. Bunu sağlamak için her türlü katkıyı, desteği, fedakarlığı yapmaya hazırız. Barış istiyoruz bölgede. İnsani endişelerimiz, kaygılarımız var. Biz başkaları gibi sınırlarımızı kapatıp da o insanların, sınırımızın dışındaki insanlar ne halleri varsa görsün demedik. Türkiye Cumhuriyeti yardımlar, insani yardımlar konusunda miktar olarak dünyada ikinci, milli gelirine oranla da birinci ülkedir. En yüksek katkıyı sağlayan birinci ülkedir. Yani bu konuda da hassasiyetlerimiz var. Bütün evrensel değerler, humaniter değerler, insani değerler dikkate alındı. Ama beklentilerimiz de var müttefiklerimizde. Elbette ki biz müttefiklerimize diyoruz ki eğer biz müttefik isek, eğer siz de bölgede barış istiyorsanız, siz de istikrar istiyorsanız, o halde şurada şu 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 yanlışlar var. Terör örgütlerini taşeron olarak kullanıp, bunları araç olarak kullanıp bunlarla herhangi bir yere varılamaz. Bunun farkında olun. Bu sadece istikrarsızlık yaratır, sadece düşmanlık üretir, sadece daha fazla gözyaşı ve kan üretir. Ama biz son tahlilde Türkiye Cumhuriyeti olarak sınırlarımız ve güvenliğimiz bizim için çok önemli. Bunu da siz hesaba katın. Yani Türkiye'nin bu konuda fedakar, yani burada Türkiye'nin geri adım atabileceği herhangi bir şey yok. Kendi güvenliğinden taviz veremez. İki, bölgenin istikrarıyla ilgili de büyük çaba sarf eder. Çünkü o istikrarsızlık sonuçta bir güven zedelenmesi olarak, bir güvenlik problemi olarak geri bize yansıyacak. Türkiye'nin bu yaklaşımı tamam ama ABD ve Rusya bu yaklaşımı nasıl bir karşılık veriyor bu görüşmelerde o? Şimdi onların tezleri tabii, görünür tezleri bizce
özellikle ABD açısından söylüyorum, inandırıcı değil. İnandırıcı değil. Yani hem bir terör örgütüne, dünya alem biliyor ki işte YPG PKK'nın uzantısıdır. Yani bunda hiç kimsenin zerre misgal bir şüphesi yok. Sen şimdi ben onları silahlandıracağım, sonra ben o silahları onlardan geri toplayacağım diyorsun. Yani buna kargalar da güler. Yani böyle bir şey olamaz. Yani dünyanın neresinde, hangi silahlı terör örgütüne sen bu kadar son derecede gelişmiş modern silahlar veriyorsun da sonra onları geri toplayabiliyorsun. Böyle bir şey yok. Bu inandırıcı değil. Biz bunun bir yol olmadığını söylüyoruz. Ha, buna karşı da en sonunda şunu söylüyoruz. Bunun sonucunda oluşabilecek olan gelişmelerde bizim tavrımız, tutumumuz bellidir. Eğer bütün bunlara rağmen siz burada işbirliği yapmaktan kaçınır ve terör örgütlerini desteklemeye devam ederseniz, o terör örgütlerini biz tehdit olarak algıladığımız andan itibaren biz meşru müdafaa hakkımızı kullanır, sınırlarımızın güvenliğini sağlarız. Bunun için de bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli de öderiz. Bölgeyi, o coğrafyayı çok iyi bildiğiniz için de sizin görüşünüzü merak ediyorum. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu hazırlığı, sonbaharda böyle bir referandum hazırlığı yapıyor. Türkiye'nin yaklaşımının olumlu olmadığını biliyoruz ama nasıl etkileyecek bölgedeki şimdi, dengeleri? Şimdi tabii ilerideki gelişmeleri şu andan onun sonuçları itibariyle bir şey söylememiz mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliyoruz. Bu doğru bir karar değil. Bu herhangi bir sorun çözmeyecek. Aksine ilave sorunlar ve komplikasyonlar barındırıyor içinde. Bunu da en net bir şekilde ve dostça Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Barzani'ye, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla aktardı. Hükümetimiz de aktardı. Dolayısıyla biz bu konuyla ilgili bir, endişelerimizi, iki, kaygılarımızı, üç, bununla ilgili tavsiyelerimizi, önerilerimizi, neden karşı çıktığımızı onlara ifade ediyoruz, söylüyoruz. Ondan sonraki kısmı artık karşı tarafın alacağı tutum ve tavırla gelişecek. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde bunları dile getirdi. Peki iç politikaya da geçelim. Günlerdir CHP'nin yürüyüşünü de konuşuyoruz. İstanbul'a yürüdü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve dün de Maltepe'de bir mitingde bu yürüyüşü sonlandırdı. Evet. Adalet talebiyle bunu yaptığını dile getiriyor CHP lideri. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Dünkü tabloyu nasıl yorumladınız? Yani şöyle, tabii önce şunu söyleyeyim. Bu şu süreçte öyle büyük bir şeye, yani yolculuğa, yürüyüşe çıkmak ve üstelik adalet isteğiyle, tavıyla, eğer bir kaza olmadıysa, bir gerçekte yolda, çünkü bir sürü provokasyona açık, olağanüstü tedbirlerle, olağanüstü güvenlik önlemleriyle güvenlik kuvvetleri, asker, jandarma, polis, neyse herkes büyük çaba sarf etti. Hükümet de bu konuda, AK Parti hükümeti de çok ciddi çaba sarf etti. Herhangi bir provokasyon oluşmaması için. Bu manada kazasız belasız bu şekilde oluşması sevindirici. Yani tamamlanması sevindirici. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tezleri de, dün meydanda söylediği sözler de kabul edilebilir gerçekte ifadeler değildir. 20 Temmuz'u bir darbe olarak nitelemesi akıllara ziyandır. Yani ben onu gerçekten söylediğini kulağının duyduğundan emin değilim. Çünkü 15 Temmuz Türkiye'yi çökertmedir. Kılıçdaroğlu'nun bunu bilmesi gerekiyor. Eğer bunu kavrayamamış, anlayamamışsa zaten hiç o işi yapmasın. Yani siyasetle demek ki onun hiçbir işi yok. İki, 20 Temmuz'u bunun arkasından, 20 Temmuz'u bir darbe olarak nitelemesi daha büyük bir fecaattır. Sivil çünkü darbe. Evet, yani sivil darbe diye bir şey olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerinin çoğunluğuyla alınmış bir karardır. Ve bir seneye yakındır Türkiye işte olağanüstü hal ile yapılıyor. Eğer olağanüstü halin gerçekte sivil vatandaşa dönük bir engelleyici tutumu olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer insanlar, binlerce kişi işte 25 gün süreyle şehirler arası yollarda o şekilde bir şey yapamazlardı. Bu olayın kendisi bile aslında olağanüstü halin vatandaşla, sivil vatandaşla, sivil hayatla, sivil vatandaşın tutumu ve tavrıyla bir olumsuz etkisinin olmadığını, sadece örgüte dönük, iki, bu örgütle mücadele eden kamu kuruluşlarının, devlet kuruluşlarının aslında bir olağanüstü hal anlayışıyla, bir seferberlik halinde bu örgütle mücadelesini yapmasına yönelik bir tutumdur. Yani bunun bilinmesi lazım. Fakat bunun yerine kalkıp işte bu bir ilktir, bundan sonra hani işte yeni bir başlangıçtır şeklinde. Bununla eğer sokak olaylarını kastediyorsa, bu anarşiye ve sokak olaylarına bir teşviktir. Bunun yapılmaması. Öyle bir endişeniz mi var Gezi olaylarının tekrar? Hayır, yani şimdi Gezi... Onu mu öyle, o çağrıyı, o konuşmada mı yani öyle yorumladınız? Şimdi ne demek o? Bu bir başlangıçtır, bu bir ilktir, işte bu devam edecek şeklinde. Türkiye olağanüstü bir tarih süreçten geçiyor. Türkiye'nin düşmanları var maalesef. Yani 15 Temmuz'da Türkiye'nin düşmanları Türkiye'de bir darbe teşebbüsünde bulundu. Bu şaka değil. Bu şaka değil. Mecaz değil. Bu hakikat. Ve Türkiye'nin kendi beka sorununu çözmesi gerekiyor. Gelecek meselesini garanti altına alması gerekiyor. Güvenliğini ve varlığını sürdürmesi gerekiyor. FETÖ terör örgütü bunu yaptı ve o bir maşadır. Onu da hep herkes biliyor yani. Şimdi FETÖ, ben diyor gerçek diyor, işte FETÖ'cüleri diyor şey yapacağım diyor. FETÖ'cüler o gece darbe yapmaya kalkan, silah kullanan, uçak kullanan, helikopter kullanan, onlara destek sağlayan, onlarla işbirliği içinde olan, onlarla özel iletişim kanallarıyla Baylok gibi iletişim kuranların hepsi şu anda bir şekilde ya mahkemelerde hesap veriyor, duruşmaları yapılıyor, onlar içeride tutuluyor. Kılıçdaroğlu'nun onlarla ilgili bilmesi gereken bir şey varsa, yani bütün bunların dışında somut olarak bildiği bir şey varsa, bunu net ve açık olarak söylemesi gerekiyor. Eğer yani söylerse bir kamu hizmeti görmüş olacak. Eğer söylemiyor, biliyor ve söylemiyorsa bunun kendisi zaten ihanettir. Bunu eğer böyle olmadığı halde varmış intibaı uyandırıyorsa bu iftiradır. Bu da ne devlet adamlığına, ne siyaset adamlığına, ne de ana muhalefet parti liderliğine yakışmayan bir tutum ve davranıştır. Bunun dışında biraz kendi iç meselesiyle ilgili, yani işte partide genel başkanlığıyla ilgili takım tartışmaların çerçevesinde de onu yorumlamak mümkün. Çünkü kendi o arada kendi parti içi muhalefet bir takım tutumlar, bir tavırlar, onlara dönük bir mesajdı. Peki. Ama bütün bunları yaparken bu iç siyaseti veya parti içi meseleleri değerlendirirken Türkiye'nin güvenliğine, Türkiye'nin birlik beraberliğine de zarar getirecek sözlerden, davranışlardan da itinayla kaçınması gerekiyor. Bu da bir asgari vatandaşlık sorumluluk ve ödevidir. Bunu da kendisine hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ederim efendim. Ben sağ olun. Ederim. Değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuğumuzdu. Hem Avrupa'ya ile yaşanan son dönemdeki gelişmeleri konuştuk. Hem G20 zirvesini, hem de Türkiye'nin gündemindeki konuları. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında buradan veda edeceğiz.
Özel röportajda Habertürk Ankara stüdyolarından karşınızdaydık efendim. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.